Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda Deltoid konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de Deltoid denmiş. Bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşittir otomatik olarak. E bu köşegenler dik kesiyor. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaya olduğundan burası da 60'tır. E o zaman burası 30. Burası da 30 olur mu? Olur. Hatta ikizkenar kenar dik üçgenden buraları da 45-45 derece oldu. Şimdi buraya bakacak olursak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası 3 köküçtür. E uzan burası da 3 köküçtür. Sonra bizden delta çevresi sistemini 3 köküç ise burası da 3 köküçtür. Köküçün 3 köküçün kök katından burası da 3 kök altı gelir. Dolayısıyla burası da 3 kök altıdır. Şu ikisinin toplamı 6 kök altı. Bu ikisinin toplamı 12. O zaman cevabımız 12 artı 6 kök altı olacaktır arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı böyle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi Aşağıda 5 eş deltoid. Arkadaşlar eş deltoid ise tepe açısı 36 ise burası da 36, burası da 36, burası da 36, burası da 36 mıdır? Evet. Sonra şu açıyla şu açı birbirine eşit midir? Aynen öyle. E o zaman hocam burası 120 ise 360'ta tamam 360'a tamamlıyor ya. 360'dan 120 çıkınca 240. Bunlara kaç derece kaldı? 120, 120 kaldı. O zaman bu açısı 120 yani şuradaki açısı 120. Tabanı taşıyan açılar birbirine eşit olduğundan burası da 120'dir. E o zaman 120, 120, 36 toplayalım. 120, 120 ve 36 ve soru işaretinin toplamının kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. O zaman cevaba ne kalıyor arkadaşlar? Şu 240, 360, 240 soru işaretine ne kalıyor o zaman? Şu 120, 120 şu ikisinin toplamının da 120 yapması lazım. 120'den 36 çıkınca sanırım 84 yapıyor. O zaman soru işaretlediğimiz yer 84 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle balık esir oldu. Geldik 3'e. Köşegenler dik mi kesiyor? Evet. Şimdi arkadaşlar DB'yi vermiş bize. Şurada eşitlikler de var. Eşitlikler olduğu için DB de verildiği için ne yapmamız lazım burada? Hocam ortaban şöyle bir ortaban çizelim. Ortaban çizdik. Yani şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bu arada burası 4 kök ise burası kaç oldu? 2 kök 3 oldu. Sonra AC'yi vermiş. AC'yi vermiş. Eşitler var. Burada da eşitler var. Burada da bir orta taban çizecek olursak. O zaman hocam burası 8 ise burası kaç yaptı? 4 yaptı. Orta tabandan dolayı. E köşegenleri dik kesiyorsa köşegenlerin paralelleri arasında kaçında 90 mı olur? Evet. Ya da 90 ise yönde eşitten 90. Burası da 90. Toplamları da 180 olacağından paralel doğrularda U. Ya da 90 ya burası Z'den dolayı 90 diyebilirsiniz. Ne çıktı burada? Bir Pisagor çıktı. EF isteniliyor bizden. 2 kök 3 4 ve x'in biz x'e ait Pisagor yapacağız. Yani 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olacaktır. O zaman burası 12 artı 16'dan 28 çıktı. X de buradan kök 28. O da nedir? 2 kök 7'ye eşittir. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 4'e. EF bölü BF'yi kök 3 vermiş bize. Hemen bunu kullanacağım. EF kök 3 K iken BF K'ymış. AD ile DC birbirine eşitmiş. Otomatikman bunlar da birbirine eşit mi? Evet. E ve F bulutları kenarlarının orta noktalarıymış. Arkadaşlar madem bunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. E şunlar da birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. K burası da K oldu. Bak ne çıktı burada. K K 3 K. 30-30-123 kendi değil mi bu? Evet. E X ise delta it'te tabanı taşıyan açılar birbirine eşitti. Yani burası da X'tir. Dolayısıyla 2X artı. 120 artı 100. 120 artı 100'ün kaç olması lazım? 360 olması lazım. Dörtgende iç açılar toplamından dolayı. Şu ikisi 220 yaptı. 240 da 360 eksi 220'den 140 yapar. İkisi de böylelikle kaç derece buluruz? 70 derece olarak buluruz. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Şekilde ABCD deltoidi biçimindeki kağıt D ve B köşesi AC üzerine gelecek biçimde sırasıyla EF ve GH doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Evet şekil 1 de şöyle katlanmış. şekilde 2 elde edilmiş. Bir de AC, EF ve GH birbirine paralel verilmiş. Şu paralelleri de üstüne şöyle bir geçelim isterseniz. Şu paralel, şu paralel ve şu da paralel. Aynı noktada birleşmiş bunlar. Şimdi paralelleri kullanacağız öncelikle değil mi gençler? Şurada üst üste binen açılar birbirine eşit mi? eşit. Paralel olduğu için Z'den dolayı burası nokta açısı. E hocam yönde dolayı burası da nokta açısı. Dolayısıyla ne çıktı burada? Bunlar birbirine eşit çıktı. X Katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit ama bunlar da birbirine eşit oldu. Aynı mantıktan dolayı hocam burası çizgiyse burası da çizgidir. Z'den dolayı burası da çizgidir. Dolayısıyla burada yönde eşitten dolayı burası da çizgidir. Dolayısıyla şu, şu ve şu birbirine eşit oldu. Öncelikle X kenardan dolayı bu. Katlamadan dolayı da bu eşit oldu. Peki bundan sonrasında ne yapacağız? Bak şimdi dikkat et. Burada bir muhteşem üç çıktı. Hop, Şunu şöyle çizersem burası 90 derece olur. 90 derece olduğu için ne olmak zorunda bu? Köşegenler dik kestiği için bunun devamı köşegendir. Ya da şuradan da şunu çizecek olursak burada da bir muhteşem şu çıktı. Hocam burası da 90 derecedir. Eşit eşit eşitten dolayı. E bunlar doğrusal oldu. Dolayısıyla bu köşegen olmuş oldu. Şimdi burada güzel bir şey çıktı. Şunlar birbirine eşit oldu. Ve bu da tam olarak köşegen üzerinde olmuş oldu. Yani bizim biz şunu söyleyebiliriz. Burada alanlarla ilgili de bir şey söylenmiş. Onu da okuyalım isterseniz. ABC'de delta üretimde AC uzunluğu 12. Tamam 12. Şu aklımızda bulunsun. Ve katlanmadan sonra oluşan kahverengi boyalı bölgelerin alanları toplamı 21 santimetre karedir. O zaman 21 santimetre kare ise yani şurası A iken, burası B iken, şurası A iken A, B iken B. A artı B sana ne diyor? 21 diyor. Hocam, şunları eşit bulduk. E, eşit bulduğumuz için şunlar birbirine eşit çıktı. Şunlar da birbirine eşit çıktı mı? Çıktı. E o zaman bizden ne isteniyor? BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. E o zaman A ise Bunlar da birbirine paralel olmadı mı arkadaşlar? Şunlar paralel zaten. Paralel olduğundan dolayı şunlar paralel olduğundan dolayı A iken burası 3A'dır. B iken burası da 3B'dir. E şimdi olaya bakacak olursak A artı B'yi bize kaç vermişler? 21 vermişler. O zaman tüm alan kaç yapıyor? 4A artı 4B yapıyor. Yani 4 çarpı 21 yapıyor. 4 çarpı 21 yapıyor. Tüm alan aynı zamanda nedir? Köşegenler çarpımının yarısı değil midir? Evet. Köşegenlerden bir tanesi 12. Diğerini bilmiyorum. 12 çarpı BD bölü 2 diyelim ona da. BD bölü 2 eşit olmak zorunda. Hocam şu 4 ile 12 sadeleşince burada 3 kaldı. 3 ile 21 sadeleşince 7 kaldı. O zaman burada 2 kere 7 14 yaptı. BD uzunluğunu böylelikle ne buluruz? 14 olarak buluruz. O zaman 5. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. ABCD bir kare olarak verilmiş. E, kare ise o zaman şuraya bir AA diyecek olursam kare 90 derece. Burası da 2A değil midir? Evet. Sonra köşegenler dik mi kesiyor? Evet. Hocam burası 90. Burası 90 olduğu için 90 90 90 ise burası da 90 olur. Ve şurada bir dikdörtgen oluştu. A iken burası da A'dır. A iken burası da A'dır. Aynı mantıktan dolayı dikdörtgen oluştu. Bu arada CF uzunluğuna A dedik. FG uzunluğu 4A mı oldu? O zaman şuradaki verilen bilgiye göre. Evet. E, aynı zamanda burası 2A iken burası da 2A dikdörtgenden dolayı Başka bir şey verilmiş mi? ABCD karesinin alanı kaç katıdır diye soruluyor. Boyalı bölgenin alanı ABCD karesinin alanının kaç katıdır? O zaman boyalı bölgenin alanı 6A çarpı 2A bölü 2 eşittir. Aynı zamanda karenin alanı da 2A'nın karesine eşittir. O zaman burası bölü 2'ler gitti. 6A kare yaptı bölü 4A kare isteniyor bizden. Bunlar sadeleşince ne kalıyor o zaman elde elimizde? 3 bölü 2 kalıyor. 6. soru böylelikle Ceyhan yaptı arkadaşım. Geldik 7. soruya. Şekilde köşegen uzunlukları 8 birim ve 10 birim olan 3 tane eş deltoid kullanılarak bir logo tasarlanıyor. AC ve BD dik olduğuna göre evet şurası 90 dereceymiş arkadaşım. Mavi boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız gençler? Şimdi bunlar eş deltoid olduğu için şu çift çizgilerin tepe açılarına ben çizgi çizgi diyecek olursam. Çünkü simetri ekseni bu açı ortaydır. Aynı şekilde burası da çizgi çizgi olmak zorunda. Aynı şekilde 90'ı son düşünürüz. Burası da çizgi çizgi olmak zorunda. E hocam bunun tamamını 90 derece vermişti soruda. Bak şurası 90 dereceydi. O zaman burası 45-45 olur mu? Evet. E o zaman buradaki açılarımız 45'er derece oldu. Köşegenler dik kestiği için burası 90, 45, 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. Aynı şeyler burada da geçerli arkadaşlar. 45'leri de şöyle yazalım isterseniz. 90, 45, 45. Hatta burası da 45 yaptı. Şimdi e, kısa köşegen uzunluğu 8, uzun köşegen uzunluğu da 10 olduğuna göre. Hocam 8 ise burası 4, 4 diye iki eş parçaya ayrılır. Ve tamam da 10 olduğuna göre burası da 4 oldu. 45-45'ten dolayı buraya da ne kaldı? 6 oldu. Aynı şekilde 4, 4, 4 ve 6. 4, 4, 4 ve 6'yı aynı şekilde söyleyebiliriz. E hocam 4, 4 ise burası 4 kök 2. 4, 4 ise burası da 4 kök 2 diyebiliriz. Şu mavi boyalı bölgenin alanı bulabilirim. Çünkü burası 45, 45 ise buraya da 90 derece kalıyor. Ya da tamam 360 ise buraya 90 derece kaldı. Şu mavi alanda sıkıntı yok. Şu mavi alanları bulacağız. Çünkü mavi alanlar toplam isteniyor. Peki bu mavi alanları bulurken nasıl yapacağız? Gençler şuraya dikkat et. İşte şuradan bulabiliriz. Hocam şuradaki alandan şu iki tane üçgenin alanını çıkartırsam şurayı bulabilirim değil mi? Evet iki tane üçgen alanı derken. Evet şu üçgenlerin alanlarını çıkartırsak kolay bitti. Yani şu üçgenin alanını ve şu üçgenin alanını çıkartacağız. E hadi çıkartalım bakalım. Şuraya bir A alanı diyelim. A alanı neye eşit gençler? Bu 10 çarpı 10 bölü 2. Çünkü burası 90 derece. 10 çarpı 10 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Ee, şu alan artı şu alan. Bu da 10 çarpı 4 bölü 2. Bu da 10 çarpı 4 bölü 2. 10 çarpı 4 bölü 2'den 2 tane alanı çıkartacağım. E o zaman burası 100 bölü 2'den 50 yaptı. 50 eksi. Hocam burası da 40 yaptı. Yani burası 10 yaptı. Evet A alanı 10. Aynı mantıktan bak burası da 10 çarpı 10 bölü 2'den şurayı çıkartacağız. Şu ikisini çıkartacağız. Burası da A alanı yapıyor. O zaman Burası da 10 olduğuna göre bizden tüm mavi alan isteniyor. Bu alanda zaten 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 eşit olduğundan burası da 16. O zaman taralı alan 16 elimizde var bu alan. Bir de 2 tane A var. A alanı da zaten 10. Burası da 10. Toplamı da kaç yaptı? 36 yaptı arkadaşlar. Evet güzel bir soruymuş. 7. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Şu mavi alanı bulmanın belki daha farklı bir yolu da olabilir ama benim aklıma direkt bir düşünce geldi şu alandan şu iki tane üçgen alanı çıkartıp Daha güzel bir şekilde bulduk diye düşünüyorum. Farklı bulan varsa yoruma yazsın lütfen. Ama bu çözüm de çok hoş oldu. Evet 7. soruyu böyle akçay bulduk. Geldik 8. soruya. AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşit. Bir de KN4, KR8. E orta noktalar falan verilmiş mi? Evet orta noktalar verilmiş arkadaşlar. Şöyle şunlar eşit şunlar eşit. E orta noktalar verilmişse arkadaşım şu köşegeni çizecek olursam ben hocam şu köşegeni çizecek olursam şöyle köşegenler diğer köşegeni de çizecek olursam köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hatta köşegenleri ben şöyle çizeyim. Şu köşegenle şu köşegen dik kesiyor. E köşegenler dik kesti. Şuraya bakacak olursak şununla şu paralel. Hocam bununla da bu paralel orta dolayı. Burası 90 ise burası 90. Burası da 90 oldu mu? Oldu. E burası verilmiş. O zaman şurada da bir Orta, şu orta taban çizsek. Burada da bir orta taban çizsek. Aynı şekilde yönde şitten, burası da paralel. 90 ise burası da 90 oldu. Burası da 90 Z'den dolayı 90. Hatta burası da 90. Burası da 90 oldu mu? Oldu. Şurada bir dikdörtgen çıktı. 4'se, 4 ise 4 taş E hocam burası da X. Dikkat et. 4 var. 8 var. X var. Yani sen artık şurada bir pisagor bağıntısı yapabilirsin. Hatta güzel bir pisagor bağıntısı. 90'ın karşısı 8 iken hangi açının karşısı? 4'tür. 30'un e 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı da 4 köküçtür. O zaman x'i böylelikle 4 köküç olarak buluruz. 8. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 9'a. Evet deltoit köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E burada 2 kök 5 verilmiş 4 ve 5 verilmiş deltoidin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bak sayılara bakacak olursak. Burada bu sayılara yoğunlaşacağız. A hocam şunun karesi. Yani 2 kök 5'in karesi eşittir 4 x 5 sağlandığı için Öklit sağlandı. O yüzden burası 90 derece olur diyebiliriz arkadaşlar. E burası 90 ise artık Pisagor bağıntılarından bir şey buluruz. Şurası A diyecek olursam A kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesinden dolayı bu 36 geldi. O zaman burası kaç geldi? 6 geldi. Hatta burası da 6 olur mu? Olur. Sonra 2 kök 5 ve 2 kök 5 ve 5'ten dolayı da şuraya da bir B diyecek olursam B kare de neye eşittir? 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesinden dolayı burası 20 artı 25'ten 49 geldi. O zaman B'de buradan kaç çıktı? 7 çıktı. E başka şurası mı kaldı? Evet. 3 AK KC'ye eşitlenmiş. Bakın KC'yi kaç bulduk arkadaşlar? Burası 7 mi oldu ya? 25 artı 20'den. O pardon burası 45 oldu. Şurası 45 oldu arkadaşım. Niye o öyle yanlış yazdım ben ya? Burası 45. Burası 45 ise B kare 45 ise B kaça eşit olacak? Kök 45'e yani 3 kök 5 eşit olacak. E o zaman KC'yi 3 kök 5 bulduysak Ali uzunluğu da kök 5 mi olur? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Deltoid'in alanı. Bir köşegen 12. Diğer köşegen 4 kök 5. 12 çarpı 4 kök 5 bölü 2 bize alanı verir. O da 24 kök 5 diye çıkar arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 9. sorun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 10. soruya. ABC'de dağıtıldı. Önce A köşesinden BD köşegeni boyunca, sonra C köşesinden BD'ye paralel KL doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Evet şunlar birbirine paralel verilmiş gençler. Bunu kullanacağız. Ee, katlamaları ne yapıyoruz? Açalım isterseniz. Şuradaki bilgi fazla verilmiş herhalde. Şunu bir silelim. 60 gibi diye bir şey yok. Tamam Şuradaki bilgi fazla verilmiş. Çünkü soruda yazılmamış. Bakalım soruya. BAD açısını 130 derece olarak vermişler. Katlamaları da şöyle bir açalım arkadaşım. Şu katlamayı açacak olursak şöyle bir şey yaptı. Şu katlamayı açacak olursak şöyle bir şey yaptı mı yaptı. Şimdi verilen bilgileri kullanalım mı? Kullanalım. Şurayı kaç derece vermiş? 130 derece vermiş. Burası 130 sayı. 180'den 130 çıkart. 2'ye böl. 25-25 yaptı. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Yani burası da 25. Bir de e, bize LC üstü D'yi 50 derece vermiş. LC üstü D'yi de 50 derece olarak vermiş. E, şunlar da birbirine paralel değil miydi gençler? Evet. Şu parçayla şu parçada birbirine paraleldi. O zaman bu paralel yöndeşliği kullanacağım. Hop Z'den dolayı pardon Z'yi kullanacağım. Burası da 50 yaptı. E burası 50 ise yönde... bu katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası da 50. E burada kaçı 50 ise burada kaçın da tamamı 50 değil midir? Evet 50 ise o zaman burada kaçı da 50'dir? 50 50 100 çünkü bu bir ikiz kenar deltoidden dolayı 50 50 100 buraya da kaç kaldı 80 derece kaldı 80 50 buraya da 50 derece kaldı hatta o zaman e, katlamada üst üste binen açılar eşit i̇şte olduğundan burası da 50 yapar. Hatta burası da 80 yapar. Her şeyi bulduk gibi. BCD açısı 80 derecedir. Evet BCD açısı. Bakın arkadaşlar 80 derece bulduk mu? Bulduk. Doğru. KBA üssü. Bakıyoruz. KBA üssü. KBA üssü. A üssü neredesin ya? Şurası değil mi? Evet KBA de kaç demiş? 25 derece olarak söylemiş. Bakalım ona. Şimdi gençler şurada da katlamadan dolayı üst üste bin açılar birbirine eşit olacak 25 olacak. E bunun tamamı 50 olduğundan buraya da kaç derece kaldı? 25 derece kaldı. O zaman bu da doğru. BK ile KC üssü birbirine eşittir. BK ile KC üssü birbirine eşittir. Evet çünkü niye? Bakalım şimdi şu katlamadan dolayı birbirine eşit mi? Eşit. Sonra sonra 50 80 daha kaç yaptı arkadaşım? 100 ya da direkt Z'den dolayı burası da 50 derece diyebiliriz. Bakın 50 50 olduğundan şunlar da birbirine eşit oldu. Gerçekten BK ile KC üssü bak BK ile KC üstü birbirine eşit oldu mu? Oldu. Dolayısıyla 3'ü birden doğru oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız ne çıktı burada? Her üçü birden yani 1 2 3 çıktı. Bu sorunun son sorunun yani 10. soruncu doğru cevabı Edremit oldu. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.